hayır. Onun söylediği şekilde. Siz, siz ikiniz bu tarafa gelin isterseniz biraz mi? Daha şey eşit tamam, olun. Hatta sen gel. Tamam Kate. Tamam. Bir de ben alacağım. Pardon hocam. Hazır. Sen adına hep biz değil bir aile değiliz arkadaşlar. Evet. Öyle düşünelim. Çok teşekkür ederim. Gerçekten hayatınızı sağlık. Biz teşekkür ediyoruz. Sürekli ağlıyorum. Evet, evet daha dur. Yeni başlıyoruz. İyi seyirler. Umarım emeğinize sağlık. Kendinize iyi bakın. Siz de çok selam söyleyin. Hoşçakalın. Sara nerede? Ha, ben çıkışta olmayabilirim. Ben de tarafınızı rica ediyorum. Teşekkür ederim. Tamam. Ben öne geçtim. Tamam mıyız? Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. İyi seyirler tekrar. Evet Selin'im hayırlı olsun diyelim. Sevden mecbur istikamet. Teşekkür ederim. Neler söyleyeceksiniz? Valla bir şey söyleyemiyorum artık. Her şeyde ağlıyorum ben. Sadece ağlıyorum, ağlıyorum, ağlıyorum. Ya mutluyum ya şu an. Bugün yapılan buluşma da niye bu filmi yaptığımı bana bir kez daha anlattı. Böyle bir şeyin, böyle bir sorumluluğun bana verilmesi gururumu yaşıyorum bir taraftan. Ne bileyim işte aşırı duygusalım, inşallah bir faydam olur. Nasıl hazırlandık bu role? Çünkü çok zor bir rol. Çok zor. Zor ama çok eğlenceli. Sadece zorluğu şey. Bize dediğim gibi bir sorumluluk yükleniyor ve asla egzajere etmeden gerçekten doğruyu yansıtabilmek çok önemli. Spektrumlu bir bireyi canlandırıyorsun çünkü topluma doğru şekilde anlatmak en büyük derdimiz. Orada o öyle bir riski ve sıkıntısı var. Role biraz kısa zamanda hazırlandım aslında. Bir 15 günlük çalışma sürecim oldu ama ya tabii ki bir şeyler okudum, izledim vesaire vesaire. Onları zaten her rolü hazırlandık yapıyoruz ama benim en büyük destekçim ve bütün doneleri aldığım Ozan var, Sedef Hanım'la beraber, Sedef Hanım'ın oğlu. Onlar her gün yanımdalardı, her gün settelerdi. Filme başlayana kadar hep Ozan'ı gözlemledim. Mesela aksesuarım kamera filmde. Onu ilk Ozan'ın eline verdim. Ozan bunu sen nasıl tutarsın görmek istiyorum diye. Ozan nasıl tutuyorsa öyle tuttum mesela gibi. Beraber yemek yedik, beraber sohbet ettik, beraber oyun oynadık. O bütün geçirdiğim vakit bana ettiği yoldaşlıkla beraber ben aslında birazcık Ozan'ı kopyalayıp kendi sunumu yarattım. Öyle organik bir şey çıktı. Ozan'la bayağı hani uzun bir süre geçirdiniz anladığımız kadarıyla. Evet. Nasıl onların gözünden bakmak? Onların dışarıya gözünden bakmayı anlamak mümkün değil. Yani sadece gıpta edebilirsin onların gözünden bakmayı. Çünkü bambaşka bir gerçeklik algıları var. Bizim görmediğimiz kadar net ve doğrular. Hiçbir şeyleri yok. Yani dümdüz her şey çok gerçek ve çok olabildiğince sade onlar için. Dolayısıyla ondan ben dürüstlüğü birazcık öğrendim. Çünkü onlar kadar dürüst olmamız çok mümkün değil. Biz bir şekilde şimdi bile idare etmeye yönelik yapıyoruz ya her şey hayatımızda. Özellikle kendi mesleğimle ilgili söylüyorum. Onun o düzlüğü, onun o filtresizliği hayatımda en gıpta ettiğim şeydi mesela Ozan'la beraberken. Sosyal yaşamınızda, hayata bakış açınızda herhangi değişik yaratır mı? Galiba yaratmadı. Çünkü benim zaten böyle şeylere hassasiyet demeyeceğim de ben farkındaydım olup bitenin. Benim hep merakım vardı. Hep bir şekilde iletişim kurmaya çalışıyordum. Sadece bunu daha çok yapmam gerektiğini, çünkü benim bunun ne kadar mutlu ettiğini ve bana huzur verdiğini fark ettim. Biraz daha üstüne eğilebilirim sadece. Bir psikolojik destek falan aldınız mı bundan sonra? Almadım. Ben zaten düzenli alıyorum psikolojik destek. Her hafta düzenli terapi alıyorum. Kendisi gidiyorsunuz yani. Evet, kendisi gidiyor. Bunun sebebi nedir? Psikiyatrik destek. Evet. Yaklaşmak için bir arkadaş mı alıyorsun? Yok hayır ya. Sırdaş, dost. Onunla alakalı bir yaptığım meslek zaten bence gerektiriyor. Yani bizim yaptığımız meslekte psikolojik destek almadan yolda yürümek biraz zor. Bunun sebebi güvensizlik yaratıyor olabilir mi yani? Meslekten dolayı bir güvensizlik ortamı mı oluşturuyor?
O da var, bir sürü etken var. Başka başka karakterler oynuyorsun, başka başka duygulara girip çıkıyorsun. Sağlıklı kalabilmek çok zor. Dolayısıyla da bir destek almak zorunda. Bir de çok insanla muhatap oluyorsun, çok insanla iletişim kuruyorsun. Çok fazla sıradan da çok çirkin ama normal birinin aldığı tepkinin 1000 katı tepki alıyorsun. Onunla baş edebilmen lazım, iyisiyle de kötüsüyle de. Dolayısıyla da psikolojik destek almamız şart. Bu süreçte de bir spektrumun travmalarına da hayat vermek zorunda olduğum için tabii ki psikolojik destek aldım. Çocukluğunuzla alakası var mı bu desteğin? Çünkü bildiğimiz kadarıyla babanızla anneniz zamanında ayrılmıştı. Hani bir... Evet, yani onun da etkisi var mı? Bence sadece her sağlıklı bireyin de psikolojik destek alması gerekiyor. Benim sebeplerim de vardı. Mesleğimle birlikte de bu düzenli olunca daha sağlıklı olduğumu hissettim ve devam ettim. Yani ünlü olmak sizi zorluyor mu bu kadarıyla? Zor tarafları yaşıyorsunuz ünlü olmanın. Bence herkesi zorluyor. Bu bana özgü bir şey değil diye düşünüyorum. Ne gibi zorluklar çektiniz mesela? Benim gerçekten artık gitmem öyle. Ne gibi zorluklar? Herkesin yaşadığı zorluklar. Sokakta yürürken yaptığın her şeye dikkat etmek zorundasın. Birazcık da özgürlüğün elinden alınıyor ya. Çünkü maalesef bize yüklenen örnek olmak zorundasın gibi bir misyonumuz var. Dolayısıyla da bu baskılar bizde zorluklar yaratıyor. Göz önünde olmak başlı başına zor bir şey zaten. Falan filan. These are so special for me, and I feel so lucky. And this place, I think, magical and mystical. This is my first time in Spain, but you are so warm, and everything is so. So beautiful for me. Thank you so much. This is so special. And I love this design. Very beautiful award. Thank you. Thank you so much. Love you all. Desde hace muchos años en Madrid. Así es que para él también habría que dedicarle un aplauso por los días que lleva trabajando y los esfuerzos que lleva hecho. En nombre de su conciudadano, gracias. Una foto yo con ella, tío, ¿no?
Desde hace muchos años es muy difícil, así es que para él también habría que dedicarle un aplauso por los días que lleva trabajando y los esfuerzos que lleva hecho. En nombre de su conciudadano, gracias. De vuestro alcalde para conseguir lo que consigue. Este hombre que está aquí con lo chico que es. These are so special for me and I feel so lucky and this place I think magical and mystical. This is my first time in Spain, but you are so warm and everything is so so beautiful for me. Thank you so much. This is so special. And I love this design. Very beautiful award. Thank you. Thank you so much. Gracias.